Tane hacmini 1 ve tüm hacmi 1 veya tüm hacmi ve veya tüm hacmi 1 kabul eden iki yaklaşım ile temel özellikleri formüle edebiliyoruz. Ne? Porozite. Biz tüm hacmi 1 olarak kabul ediyoruz. Birinci kabul. Burası 1 ise, değil mi? Tüm hacim 1 ise VB neye eşit olur? Boşluk hacmi. Tane hacmi neye eşit olur? O da 1 eksi neye. İkinci kabulümüz ise tane hacmini 1 yaptığımızda tane hacmi 1 iken VB ne E'ye eşit oluyor. O zaman bu da 1 artı E. Bu iki kabulümüz bize birbirleri arasındaki bağıntıları ortaya çıkarmamızı sağlıyor. N neydi? VB bölü VT'ydi. Boşluk oranı neydi? VB bölü VD'ydi. Bu da neydi? VB bölü VD arkadaşlar. Tamam. Geçiyoruz. Sevgili seyirciler, arkadaşlar porozite neydi? Boşluğun hacminin tüm hacme oranıydı, değil mi? Biz bu kabulümüzde ne yaptık? 1 dedik. Dolayısıyla neye eşittir? VB dedik. Doğru mu? Yani ayrıca doygunluk derecesi ne dedik yukarıda? Suyun hacminin boşlukların hacmine oranı dedik mi yukarıda? Dedik. Peki buradan bunu da alırsak hele suyun hacmi neye eşit oluyor? SR çarpı N'ye. Doğru mu? Doğru. Havanın hacmini bulursak, N eksi SR çarpı N yapıyor. Burada biraz önce yaptığımız çıkarımlardan. Bu da 1 eksi SR yapıyor. Doğru mu? Evet. Tane birim hacim ağırlığı, tanelerin ağırlığı bölü, tanelerin hacmi mi? Peki, buradan tanelerin ağırlığı VD çarpı gama S ise VD ne? 1 eksi ne? 1 eksi N çarpı gama S mi? Şurası 1 eksi N çarpı gama S olmaz mı? Olur. Değil mi? Peki şurada yeni bir şey bulalım. Su muhtevası neydi? Su bölü taneydi, doğru mu? Dolayısıyla V su eşittir. Su muhtevası çarpı VD mi? Peki V su eşittir o zaman V çarpı VD olmaz mı? Yani 1 eksi N çarpı gama S. Dolayısıyla burası da 1 eksi N çarpı gama S oluyor arkadaşlar. Zaten havanın ağırlığı yok diyoruz. Dolayısıyla 1 kabul ettiğimiz hacmin kütlesi bu numunede toplam kütle VD V su V hava buradan 1 eksi N çarpı gama S artı su muhtevası çarpı 1 eksi N çarpı gama S artı sıfır olarak toplam ağırlığı buluyor muyuz? Evet. Biraz aşağı ineceğim. Buradan bir toparlayacağız şöyle. Bir eksi n parantezini alırsak. Bir dakika şu gama su değil affedersiniz. Şu gama s olacak. Şurası gidiyor değil mi? Bir eksi n çarpı
S çarpı V artı 1 olarak bunu gösterebiliyor muyuz? Evet. Peki bizim bu işlemlerimizde toplam hacmi 1 kabul ettiysek, toplam ağırlık ve toplam hacmi de biliyorsak, bu ikisinin oranından neyi buluyoruz kıymetli arkadaşlar? Doğal birim hacim ağırlığını bulabiliyoruz. Yani bildiğimiz bazı değerleri kullanarak, mesela su muhtevasıyla tane birim hacim ağırlığını kullanarak ve poroziteyi kullanarak tane birim hacim ağırlığını elde etmiş oluyoruz. Eğer zeminde hiç su yoksa ne oluyor? O zaman kuru birim hacim ağırlığı ulaşıyoruz. O da neye veriyor bize? Gama S olur arkadaşlar. Çünkü su muhtevası sıfır oluyor o zaman, değil mi? Evet. Doğalı bulduk. Kuruyu bulduk. S'yi bulduk. Biz buraya sığamadık. Doygun durumda hava yok biliyorsunuz. Suyun tamamı boşluklarda olduğu için boşluğun hacmi N olur. Dolayısıyla 1 eksi çarpı gama S artı N çarpı gama su bize doygun birim hacim ağırlığını verir. Burada ayrıca V su ne şu anda? Suyun hacmi. N olarak bulunur. Yani tüm hacmi 1 olarak kabul ettiğimizde poroziteden hareketle bakın birçok şeyi bulabiliyoruz. E'yi de zaten neydi? E eşittir N bölü 1 eksi N miydi? Bulmuş oluyoruz kıymetli arkadaş. Şimdi şeye geçiyorum. Bakın. Arkadaşlar, boşluk oranına bağlı zemin prizması dediğimiz şuraları da siliyorum. Boşluk oranına bağlı zemin prizmasını nasıl çiziyorduk? Tane birim hacim ağırlığını arkadaşlar 1 kabul ettiğimizde boşluk oranı neye eşitti? Boşluğun, değil mi? Tanelerin hacmine oranına eşit. Dolayısıyla bu bir ise VB eşittir E olmuştu. Hatırladınız mı? Ve tüm hacimde 1 artı E olarak hesaplanmıştı. Şimdi bir takım çıkarımlar yapmaya başlayalım. Tane birim hacim ağırlığı neydi arkadaşlar? VD bölü VD, değil mi? İse biz burada VD'yi 1 kabul ettiğimiz için gama S eşittir. Tanelerin birim hacim ağırlığı oluyor. Doğru mu? Evet. Şuraya bir gama S yazacağım da bir dakika ya. Kalemi biraz inceltsem hiç fena olmayacak. Buraya gama S diyeceğim. Ayrıca özgül ağırlık vardı, hatırladınız mı? Gama S bölü gama suydu. Buradan yine gama S'yi çektiğimizde özgül ağırlık çarpı gama su eşittir. Gama S mi olacak? Evet. Dolayısıyla şuna yine GS bölü gama su da diyebileceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar su muhtevası neydi? Suyun ağırlığı bölü tanelerin ağırlığı değil miydi? İse buradan suyun ağırlığı eşittir. Su muhtevası çarpı tanelerin ağırlığı olmaz mı? Tanelerin ağırlığı şuradan gelirse suyun ağırlığı eşittir. Su muhtevası çarpı gama S diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Su muhtevası çarpı gama S dedim mi? Dedim. Ayrıca
Gama S'yi de şuradan yaptığımız çıkarımı kullanırsak, buraya yazarsak efendim, V çarpı GS çarpı gama su olarak buraya eşittir. V çarpı gama S su çarpı GS olarak, GS olarak ifade ediyorum. Ayrıca gama su doğru mu? İçim şişti. Allah ya Rabbim. Evet, evet devam ediyorum ama bu sefer konuşmayacağım çünkü yoruldum. Evet. Evet, bunları yazdım. Çünkü sıkıldım yani. Siz artık benzer şekilde çıkarırsınız diye tahmin ediyorum. Ama sanki işte gama S ile V zaten buraydı. Gama ne arkadaşlar? Bunu öğrendiniz, tamam mı? V bölü V. Tamam. Buradan artık bunlara tek tek ulaşabiliyoruz. Bir sonraki videoda örnekler hazırlayacağım. Çözeceğiz ve bu konuları pekiştirerek bir sonraki konulara geçeceğiz. İnşaatla ilgili daha farklı sahadaki pratiklere dair videolar yapmayı planlıyorum biraz da. Daha faydalı olacağını düşünüyorum. Onları da işte ne zaman bulursam artık yapacağım. Kendi Ebubekir Akçeşme kişisel kanalımda paylaşıyordum inşaat mühendisliği ile ilgili ya da mühendislikle ilgili işte notları. Onları taşıdım. Mühendislik notları diye yeni bir kanal yaptım. Bu kanalda artık paylaşacağım. Çünkü karışıyordu diğerleriyle. Abone olursanız, bu konularla ilgileniyorsanız sevinirim. Yorum yaparak, bana katılarak, faydalı olacağına inandığınız her türlü eleştiriyi ya da öneriyi ya da teklifi yapabilirsiniz. Burada bir topluluk oluşturmak konusunda da pozitif düşüncelerim var arkadaşlar. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler ediyorum. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.